Mevlana gibiyiz. Gidenler de bizim kardeşimiz. Onlar da bizimle beraber. Çünkü biz büyük bir AK Parti ailesiyiz. İstifadeye asla ve asla bir ayrılık olarak değil, hizmette görev değişikliği olarak biz kaydediyoruz. Bu arkadaşlarımıza en ufak bir kırgınlığımız, dargınlığımız ve herhangi bir şekilde görev koymamız mümkün değildir. Onların şimdiye kadar AK Parti için, köşk için yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Değerli köylülerim, sevgili hemşehrilerim, madem buraya kadar geldik, birkaç cümle sizlerle konuşmak istiyorum, müsaade ederseniz. Biz yola çıkarken kimseye aldatmayacağız dedik. Kimseye yalan söylemeyeceğiz dedik. Hiç kimseye yapamayacağımız şeyi vaat etmeyeceğiz dedik. Sadece yapacaklarımızı söz verdik. Bu neden böyle oldu? Çünkü 1958 yılında Köşk ilçemiz belediyelik olmuş. 2009 yerel seçimine kadar iktidar partisiyle aynı partide bir belediye başkanı maalesef olmamış. Bu da köşkümüzün kaderi. Cenab-ı Hak bu ezberi bozmayı ben ve yol arkadaşlarıma nasip etti. Ama bize önce Allah, sonra milletvekillerimiz, sonra ilgili meclis üyelerimiz ve en önce Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizim hürmet gözü, o hürmet ve saygılarımla millet törenini veriyoruz efendim. Hürmet başkan, hürmet başkan, hürmet başkan, hürmet başkan, hürmet başkan, hürmet başkan. Biz dedik ki üniversite yapacağız. Yapıldı mı? Evet. Görmeye var mı? Yok. Kim yaptı? Siz yaptınız. AK Parti hükümeti yaptı. Devletin asli göreviymiş. Biz devletin asli görevinin ne demek olduğunu çok iyi bilenlerdeniz. Devletin asli görevini hiçbir kimseye öğrenmeye ihtiyacımız yok. Neredeydi 2009'dan önce devlet? Neredeydi o millet? Yavru muhalefetin mensubu kardeşim, sen neredeydin? Neredeydin? Onu kendine sorun geldiği zaman. Bizim kendi ilgili meclisiyelerimizi sorun. Biz hesap vermeye geldik buraya. Hesap sorucu olan sizsiniz. Sandıkta nasip olursa. Şimdi 1999 seçimlerinde, yerel seçimlerinde ilgili meclis üyesi seçildi arkadaşımız. Sayın abimiz. Ne yaptı? Gitti geldi oturdu, gitti geldi oturdu, gitti geldi oturdu, imza attı geldi. Aynı hizmet. O zaman ilgili meclis üyesi yok muydu? O zaman il özel idaresi yok muydu? Ne oldu? Çünkü senin bütçende para yoktu. Sen memurun maaşını ödüyor mu?
dersini verdi, sandığa gömdü. (Gülüyor) 2009 yerel seçimlerinden sonra hükümetimizin çıkarmış olduğu jandarma yasasından gelen payla özel idarenin kasası doldu. Geldiklerinde 36 trilyon bütçe vardı. İlgilenmeyi üzerimiz burada. Doğru mu Halim abi? Doğru mu Cengiz abi? Şimdi kaç tane var? 250 trilyon yaklaşık olarak söylüyorum. O zat-ı alinin ilgilenen meclis üyesi olduğu tarihte onun koalisyon hükümetine ortak olduğu kendi partisi vardı. Vermedi mi sana para? Yapamadın mı ismi? Ama işte Recep Tayyip Erdoğan bu kadar gönlü bol, bu kadar ayrımsız, bu kadar herkese hitap eden, bu kadar herkesi şefkatle kucaklayan bir şahsiyet olduğu için size ne verdi, bize ne verdi, ona ne verdi. Kasaya doldurdu, bizim ilgilenen meclis üyelerimiz imza yaptı, ben yaptım. Yok, sen yapmadın. Benim milletvekillerim talimat verdi. Benim ilgilenen meclis üyelerim imza attı. Bizim valilerimiz emretti, sen vermek mecburiyetinde kaldın. Kimse babasının parasını dağıtmıyor. Bu hükümet bu jandarma yasasını çıkarmamış olsaydı burada biz gelirdik de ilgilenen meclis üyelerimiz belki gelemezdi. Şimdi onun gelemediği gibi 2004 seçimlerine kadar gelemediği gibi şimdi de gelemediği gibi gelemezdi. Ama hamdolsun Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla çiftliği yapmış olduğumuz hizmetlerimizle ilgilenen meclis üyelerimizle ben sizlerin huzurundayız. Başkan bizim başkan, en büyük başkan bizim başkan. Şimdi diyoruz ki üniversiteyi ben yaptım. Teşekkür bekliyor başkanım, teşekkür. Yok, benim bir şey demem zaten lüzum yok. Bugün onların milletvekili abimiz, siyasi büyüğümüz geldi. Kendilerine saygılarımı sunarım. Dedi zaten dejavu olduğunu, bizim dememesi gerek yok. Attın yine ve şey bindin dedi. Sana ne diyorsun ya? Bunlar kendilerine eşek arıyor başkanım, eşek. Estağfurullah. İşte niye tarih sonmadı mı? Cenab-ı Allah insanı düz yolda şaşırtmış. Niye halis olunca akıbet hayır olur inşallah. Kardeşim, sen ne zaman biz vakıf kurduk, vakfın üzerinden üniversite yaptırdık. Ben vakfın üzerinden kaç belediyesi olarak yaklaşık 2 trilyonlar para aktardım. Sen ne zaman vakfı inşaatlık oldu da vakfı kurtardın diyorsun? Kim inşaatlık yaptı? Sadece bir şey söylüyorum. Bunu anlayan anlar, anlamayan hiç anlamaz. Edep yahu.